Allah Azze ve Celle cehennemin iki tarafına sırat köprüsünü vuracak. Cehennemin bir tarafından başlayan, öbür tarafına kadar devam eden sırat köprüsünü koyacak. O gün hiç kimse konuşmayacak diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tek konuşanlar peygamberlerdir ve onların söylediği de Allahümme sellim sellimdir. Hiç kimse konuşamayacak o gün. Peygamberlerin ağzından çıkan şey Allah'ım bizi selamette kıl, Allah'ım bizi selamette kıl, Allah'ım bizi selamette kıl. Tam o sıra biliyorsunuz kardeşler güneş yok, ay yok, yıldızlar yok. Bunlar hepsi zaten kıyamet esnasında Allah Azze ve Celle bunların hepsini dürdü ve bir kağıt parçası gibi fırlattı attı. Peki neyin aydınlığında yaşıyor insanlar? وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا Senin Rabbinin nuruyla bütün yerler aydınlanmıştır. Sonra o da sönecek kardeşlerim. Herkes karanlıkta kalacak. Herkes karanlıkta kalacak. Yahudinin biri geldi peygambere sordu. Ey Allah'ın Resulü dedi. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ O gün diyor ki Allah yerler sizin bildiğiniz yer olmayacak, değiştirilecek. Gökler sizin bildiğiniz gök olmayacak, değiştirilecek. İnsanlar o zaman nerede olacaklar? Peygamberimiz dedi ki o sırada insanlar karanlıklar içerisinde sırat köprüsünün yanında olacaklar. Tam o sırada kardeşlerim herkesin imanı ve ameli oranında önünde bir nur belirecek. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Sen o gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların önlerinde nurlarının gittiğini göreceksin. Sizin imanlarınıza karşılık olarak bugün size cennetler vardır. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ Siz orada ebedi kalacaksınız ve bu büyük bir kurtuluştur diyor Allah Azze ve Celle. Müminler önlerinde nur. Bu nur neyin karşılığıdır kardeşlerim? İmanımızın karşılığıdır. İmanına bakacaksın. İmanın ne kadarsa karanlıkta senin önünde olacak olan aydınlık da o kadardır. Tabi o sırada Allah Azze ve Celle diyor ki يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ Münafık erkekler ve münafık kadınlar, mümin erkek ve mümin kadınlara diyecekler ki bize dönün, sizin aydınlığınızdan biz de faydalanalım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki o gün münafıkların bütün nuru söndürülecek. Münafıkların önünde hiç kimse kalmayacak. Niye biliyor musunuz kardeşler? Hadiste Peygamber diyor ki Allah diyecek ki bana secde edin. İhlasla Allah'a secde edenler secdeye kapanacaklar. Riyayla insanlar görsün diye secde edenler onların sırtları bir tabaka haline gelecek. Eğmek isteyecekler ama eğemeyecekler. İşte o eğemeyenler kardeşlerim onlar müminlerle beraber olan ama münafık olan insanlardırlar. Ve onların önünde nur olmayacak. Mümin erkeklere ve kadınlara diyecekler bize bakın. Sizin nurunuzdan biraz faydalanalım. Önümüzü görelim. قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا Arkanıza dönün ve kendinize başka nur arayın diyecek Allah Azze ve Celle. وَدُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ بَاطِنُهُ ف۪يهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَزَابِ Onların aralarına bir sur çekilecek. O surun iç tarafı rahmettir, dış tarafında ise azap vardır. Müminler, yani cennet tarafında kalanlar Allah'ın rahmetine muhatap olacaklar. Aynı surun bu tarafında kalanlar ise azaba muhatap olacaklar. Peki o münafıklar ne diyecekler biliyor musunuz o gün kardeşler? يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ Münafıklar bağıracaklar. Biz sizinle beraber değil miydik dünyada? Beraber namaz kılmıyor muyduk? Beraber cihada gitmiyor muyduk? Beraber davet yapmıyor muyduk? Aynı cemaatin içerisinde beraber çalışmıyor muyduk? Hep beraber Allah'ın dinine hizmet etmiyor muyduk? يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ Müslümanlar diyecekler ki قَالُوا بَلَى Evet siz bizimle beraberdiniz. Beden olarak zahirem hep beraberdik. وَلَاكِنْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ Lakin siz nefislerinizi fitneye uğrattınız. وَتَرَبَّسْتُمْ Müslümanlar hakkında gözetleme yaptınız. وَارْتَبْتُمْ Bazı zaman geldi şüpheye düştünüz. وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Ve siz kendinizi aldatmakla meşgul oldunuz. Allah bizi affedecek, Allah Müslümanları affedecek, Allah bize rahmet edecek diye temennilerinizle kendilerinizi aldattınız. Ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar ve şeytan sizleri Allah'la kandırdı diyecekler. Görüyorsunuz kardeşler, bu insanlar zahiren bedenen Müslümanlarla beraberdirler. Ama nefislerini fitneye düşürmüşlerdir. Kimdir bunlar? Yaşanan her olay kendileri için fitne olan, kalpleri hastalıklı olan insanlardırlar.
bir türlü mutmainliğin tadını alamamışlardır. Hangi olay yaşanırsa yaşansın mutlaka onlar için fitnedir. Hiçbir olaydan selamette çıkamazlar. Hiçbir zaman Allah'a güvenemezler. Hiçbir zaman Müslüman kardeşlerine güvenemezler. İşler biraz tersine gitmeye başlasın, hemen kalplerinde fitneye düşmeye başlar. Allah hakkında suizan beslemeye başlar. Müslümanlar hakkında suizan beslemeye başlarlar. Başka kardeşlerim, وَتَرَبَّسْتُمْ Zaman gözetlerler. Müslümanlar güçlü olduğunda, kuvvetli olduğunda Müslümanları överler, sahip çıkarlar. Ama Müslümanların işleri biraz rast gitmese, Müslümanlar biraz problem yaşasa hemen başlarlar. Ben zaten demiştim, ben zaten diyordum böyle yaparsanız bu iş olmaz. Ben zaten Muhammed'e de demiştim, Uhud'a çıkma, çoluk çocuğun aklını dinleme. Ben zaten hocalara da söylemiştim, böyle yaparsanız içeri alınırsınız. İşler iyi giderken Müslümanların yanındadır. İşler kötü gittiği zaman ben demiştim demeye başlar. وَتَرَبَّسْتُمْ وَارْتَبْتُمْ Şüpheye düştünüz. Her zaman yakin üzere olamadınız. Allah Müslümanlara yardım edecek. Allah Müslümanların ayaklarını sabit kılacak. Bütün yeryüzü hepsi Müslümanların aleyhine toplansa Allah Müslümanların dostu olduğu müddetçe Müslümanlar kaybetmeyecekler. Her zaman böyle olmadınız. Biraz Müslüman öldü, biraz Müslüman içeri girdi, Müslümanların biraz durumları bozuldu, biraz Müslümanlar yeryüzünde sürgün edildi. Hemen başladınız şüphe etmeye. Ya acaba biz bir yerde yanlış mı yapıyoruz? Acaba bu böyle değil mi? Acaba biz gerçekten milletin dediği gibi aşırı mıyız falan? Şüpheye düştünüz diyor Allah Azze ve Celle. Başka? وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِي Temennileriniz sizi aldattı, temennileriniz. Münafıkların amelini yaptınız ama Müslümanlar gibi muamele görmeyi umdunuz. Sürekli nefsinizin hevasına tabi oldunuz. Fakat Allah Azze ve Celle'nin size merhamet edeceğine inandınız. Temennilerinize tabi oldunuz. Başka? Ve şeytan Allah'la sizi aldattı. Sürekli şeytan Allah'la sizi aldattı. Kardeşlerim, bu sahne her birimiz için olabilir. Zaten dün de söyledim. Kıyamet gününün en çetin sahnesi dünyada kendilerini hak zannedenlerin zannettiklerinin zıddına bir şekilde Allah'ın huzurunda dirilmeleridir. Adam kendini Müslüman zannediyor. Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle müşrik olarak onu huzuruna alacak. Adam yemin ediyor işte. Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Sana yemin olsun ki Allah'ım biz müşriklerden değildik diyecek. Adam kendini müminlerden sayıyor. Hatta müminlere sesleniyor. Biz sizinle beraber değil miydik? Onlar da evet zahiren bizimle beraberdiniz. Hep beraber savaşa çıkıyorduk, beraber namaz kılıyorduk, beraber insanlara davet yapıyorduk. Ama sizin kalpleriniz farklı bir kalpti. Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı şekilde kalpler değildi. Bu insanlar da geride kalacaklar kardeşlerim. Bunlar da cehenneme sürüklenecekler. Geriye Müslümanlar kalacak. Müslümanlar kaldığı zaman Müslümanlar sıratın başına gelecekler. Ebu Said el-Hudri diyor ki, bana ulaştığı kadarıyla Sırat Köprüsü belagani ennehu edakku mineşşari ve ahaddu mineseyf. Saçın kılından daha incedir, kılıcın keskin tarafından daha keskindir. Hatta bir bu Müslüm'ün rivayeti. Bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allah azze ve celle sıratı cehennemin iki ucuna vurduğu zaman sırat zaten cehennemin üstüdür, altı cehennemdir. Melekler orayı gördüklerinde diyecekler ki Subhanallah kim burayı geçebilir ki? Düşünün kardeşlerim melekler bütün hayatları boyunca Allah'a bir defa dahi isyan etmemişlerdir. Buna rağmen sıratı gördüklerinde korkacaklar. Acaba isyankar olan insanların hali nasıl olacak? Allah Azze ve Celle de o gün diyecek ki benim dilediğim kullar burayı geçecek. Melekler diyecek ki seni tenzih ederiz. Biz sana hakkıyla ibadet edemedik. Başka bir hadiste Müslüm'ün hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sıratı anlatırken fihi khatatifu ve kelabibu ve husakun. Oranın üzerinde kazıklar vardır. İnsanlar düştükleri zaman üzerine düşsünler diye kazıklar vardır. Ve kelabibu ucu kanca gibi olan ve insanları çekip ateşe olacak olan çengeller vardır oranın üzerinde. Başka ve neş tarafında yetişen o zaman çok böyle insanlara yolculukta eziyet veren bir diken biçimi var. Ve oranın üzerinde o dikenler vardır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadiste Peygamberimiz sıratı anlatırken kardeşlerim diyor ki فَتُرْسَلُ الْاَمَانَةُ وَالْخِيَانَةُ فَتَقُومَانِ جَنْبَيِّ سِرَاتِ يَم۪ينًا وَشِمَالًا Allah emaneti ve sıla-i rahimi sırata gönderecek, sıratın sağında ve solunda duracaklar. Müslüm'ün hadisi. Sıratın başında insanların ayağını en fazla kaydıracak olan şey emanete hıyanet etmek, iki akrabalık bağlarını gözetmemek.
Kim akrabalık bağlarını gözetip emanete sahip çıkmışsa onlar insanları durduracaklar, set olacaklar, cehenneme düşmelerine engel olacaklar. Kim de emaneti gözetmemiş ve akraba bağını da gözetmemişse onlar insanları çekip cehennemin içerisine atacaklar. Bu şekilde insanlar cehennemin içerisine düşecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, insanlar sıratın üzerinde üç kısımdırlar. Fenacin musellemun. Hiçbir zarar görmeden sıratın üzerinden rahat bir şekilde sırat köprüsünü geçenler. Başka? Ve mahduşun mursel. Ateş biraz dokunmuş, kanca biraz takılmış, diken biraz batmış ama Allah'a hamdolsun sonuç itibariyle kurtulmuştur. Başka? Bir de ateşin içerisine düşecek olanlar. Yani Müslümandır ama günahları sebebiyle sırattan geçmesi mümkün değildir. Ateşin içerisine düşecektir. Üç sınıf. Bu Bukhari ve Müslim'deki bir hadis kardeşler. Birinci sınıf, dördüncü bir sınıf var, onu anlatacağım inşallah. Birinci sınıf, Peygamberimiz diyor bazısı şimşek hızıyla geçer. Bazısı göz açıp kapayıncaya kadar hızla geçer. Bazısı rüzgar hızıyla geçer. Bazısı iyi bir atın koşuşuyla geçer. Bazısı yürüyerek geçer. Ama Allah'a hamdolsun ateşten hiç zarar görmeden, sırattan hiç zarar görmeden sıratın üzerinden geçerler. İkinci sınıf, dediğimiz gibi çengel, kanca, kazık, ateş bir şekilde zarar görmüştür ama Allah'a hamdolsun düşmeden, belki salih ameli bir akrabayı gözetti, belki zorluk gününde insanların mallarına, canlarına, ızlarına, kendisine verilen sorumlulukta emanete sahip çıktı, emanete hıyanet etmedi. Onun sayesinde Allah'a hamdolsun çıkacak gidecek. Bir de ateşe düşecek olanlar var. Bir de kardeşlerim, sıratın üzerinde cehennemi yaşayacak olanlar var. Kimdir bunlar? Peygamberimiz diyor bir sınıf da Allah kıyamet gününde onları sıratın üzerine hapsedecek. Alttan ateş, yandan kanca, öbür yandan diken, o şeyin içerisinde, o sıkıntının içerisinde sıratın üzerinde hapsolacak. Kimdir bunlar biliyor musunuz kardeşler? Bir Müslüman hakkında onda olmayan şeyi söyleyen insandır. Bir Müslüman hakkında konuşuyorsun, senin söylemiş olduğun sıfat o adamda yok. Sen onu ispat edinceye kadar Allah Azze ve Celle seni sıratın üzerinde tutacak. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kim bir Müslüman hakkında onda olmayan bir şey söylerse Allah onu sıratın yanında irin çukurun içerisine batıracak ve diyecek ki onun hakkında söylediğini ispat edinceye kadar burada kalacaksın. Şimdi kardeşlerim, mesela düşünün, burada oturuyorsunuz veya kendi aranızda Müslümanlar olarak oturuyorsunuz. Dengesiz, ahlaksız, Allah'tan ve ahiret gününden utanmayan, korkmayan biri ortamda olmayan bir Müslüman hakkında yorum yapıyor. Sen de onun o söylediğini götürüyorsun, başka bir yerde aktarıyorsun. Ama söylediğinin sana ne zarar vereceğini düşünmüyorsun bile. Acaba öyle midir, değil midir, doğru mudur, hakikat midir düşünmüyorsun. Kıyamet günü geldiğinde insanlar sırattan geçerken sen irin çukurlarının içerisinde o adam hakkında söylediğini ispat edene kadar orada bekleyeceksin. Bir de tam zıddını düşünün kardeşler. Ebu Davud'un hadisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Men hama mu'minen min munafikin ba'atallahu lehu meleken yahmi lahmehu min nari cehennem." Bir münafık bir Müslüman hakkında konuştuğunda kim Müslüman kardeşini korursa Allah kıyamet gününde bir melek gönderir. O melek onun canına, onun tenine ateşin değmesinden onu korur. Neyin karşılığı bu kardeşlerim? Allah sana diyecek, sen dünyada Müslümanı korudun ya, onun şahsiyetini, onurunu muhafaza ettin ya, ben de senin yapmış olduğun bu amele karşılık kıyamet gününde senin şahsiyetini muhafaza ediyorum diyecek Allah Azze ve Celle. Ama kardeşler, hain olanlar, insanların gözlerinin içine bakıp gülenler ama insanların arkalarından konuşanlar, Müslümanların yanlarına geldiklerinde onları seviyormuş gibi davrananlar ama kendileri gibi münafık tabiatlı insanlarla baş başa kaldıklarında Müslümanlar aleyhinde konuşanlar. Aslında benim amacım gıybet etmek değil. Allah da biliyor, ben kardeşin işte ıslah olmasını istiyorum falan. Yani ey pis münafık, sen Allah'ı mı kandırdığını zannediyorsun? Hadi sen kendini kandırdın. Saatlerce gıybet yapıyorsun. Gıybet meclisinin sonunda da diyorsun, benim gayem gıybet yapmak değil. Yani benim gayem o kardeşin ıslahını sağlamak falan. Sen kimi kandırıyorsun? Allah için sen kimi kandırdığını zannediyorsun? Yani sen bu yalanı attın diye alemlerin Rabbi olan Allah da kandı mı buna? Benim bu kulum gıybet yapmıyor. Buna gıybet yazmayın. Bunu kıyamet gününde emanete hainlik yaptığı için sırattan aşağıya atmayın. Çünkü bak, benim bu kulum zaten Müslümanların ıslah olmasını istiyormuş mu diyecek Allah Azze ve Celle sana. Demeyecek kardeşim, demeyecek. Onun için kendimizi kandırmayalım.
Kendimizi kandırmayalım. Şahısların bulunmadığı ortamlarda şahıslar aleyhine konuşuluyorsa kardeşlerim, o meclis mutlaka bir yerde gıybet meclisine dönecek. Ve sen yarın o adamı gördüğünde ona güleceksin. O da diyecek ki herhalde bu benim kardeşim. Bu bana gülüyor, bu beni seviyor, bu bana sarılınca böyle sıkı sıkı sarılıyor. Herhalde diyecek ki bu benim arkamdan iş çevirmez. Bu benim namusuma, ırzıma, şahsiyetime, malıma elini uzatmaz. E o nereden bilsin ki senin kalbinin hastalıklı olduğunu? Sen kapılar kapandığı anda kardeşlerin aleyhine ileri geri konuştuğunu? İşte kıyamet gününde kardeşlerim en tehlikeli günahlardan bir tanesi Müslümanların şahsiyetlerini gözetmeyen, onlar aleyhinde konuşan veya onların aleyhinde konuşulan ortamlarda buna sukut eden insanlardır.